gittiniz diye soruyorum. Size soralım. Tatile nereye gittiniz? Tatil nerede yapalım yavrum hayat pahalılığından? Evimizde oturuyoruz. Niye senin hakkın değil mi teyzeciğim? Nasıl olsun ki? Para olmayınca neyle gidiyorsun yavrum her şeyi... Emekli miyiz? Yok emekliyim de yok. Hayat pahalı. Ne yapalım? Hayat pahalı olunca ne yapacaksın? Evde oturacaksın. Başka yapacak bir şeyimiz yok yavrum. Size soralım. Yok git. Tatile nereye gittin? Hiçbir yere gitmedim. Memlekete falan? Yok. Durum yok ki nasıl gidelim? Durum olursa gidersin. Asgari ücretli miyiz? Asgari ücretli. O kadar arttırdık diyorlar. Vallahi yetmiyor. 11 bin lirayla nasıl geçinebilirsin? Aylık masrafın sadece 2 kişisin. 5 bin lira yapıyor mutfak masrafı. Kirası da var. Faturaları var. Ucu ucuna. Hiç mi giyinmeyeceğiz? Hiç mi ayağına bir şey almayacaksın? Yetmiyor. Soğan olmuş bu kadar. Patates olmuş bir dünya para yavrum. İlkinden 1 milyon alıyordu. Şimdi 20 milyon olmuş her şey. Ne salırsın? Bir patates bir soğan yani. Bunun daha gerisine kaldık. Yemek ne pişireceğim diye onu düşünüyorum. Bırak tatili. Akşam olunca biz ne pişireceğiz? Nasıl mutfakta durumlar? Mutfak hep yangın yavrum. Yani tencerede et var mı? Yok ne eti? Patatesi soğanı zor alıyorsunuz. Az önce bir tane amca dedi ki peyniri dedi bir aydır görmüyorum. Evet doğru. Bak ben de katılırım ona. Peynirin kilosu olmuş 200-300 milyon yavrum. Et olmuş 400. Neyi ne alıyorsun? Bir markete gidiyorum yemin olsun iki tane bir şey alıyorum. 400-500 deyince böyle geri bıraktığım yerler de oluyor yani bazen oluyor. Yüze mi oldu artık? Evet evet. Artı yemek yemek bilen geçti yani. Artı o devre düştük. Çok şükür. Sağ olsun bu hükümet utansın. Ben başka hiçbir şey demiyorum. Yok hükümet yapmamış, Allah yapmış. Allah nasıl yapıyor ya? Kurban olduğum Allah'ım var zaten. Hükümet bunu devlet yapıyor, devlet. Tayyip Erdoğan yapıyor. Bunu yayınlayın. Ne olur kurban olayım. Yayınlayın, söyleyin. Beni tutuklasınlar, alsınlar, götürsünler. Hiç önemli değil. Ben öyle korkmuyorum. Yani ne bileyim utanmıyorlar da bilmiyorum artık. Milletvekilleri 80-90 milyar maaş alıyor. Millete veriyorsunuz. 3 kuruş para. Markete gidiyorsun bir dünya para. Bu utanılmaz mı yani? Ben bilmiyorum. Ben utanıyorum. Ekmek alacak. Ekmek oldu 6-7 milyon. 10 diyorlar. 10 olacak. Evet. Ondan sonrası da aç kalacağız. Yani kuru ekmeği bulamayacağız. Öyle bir zamanımız olacak artık yavrum. Yani ben üzülüyorum. Çöplerden ekmek toplayanları da görüyorum. Hani yine de diyorum biz kuru ekmek buluyoruz. O çöpten toplayanlara da diyorum. Hani üzülerek söylüyorum yani. Hani yani bunu büyük devletlerimiz, milletvekillerimiz, Tayyip Erdoğan utansın bunları toplarken görsün, utansın yani. Ben başka bir şey demek istemiyorum yavrum. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Gidişatı kızım. Nasıl? Ekonomik gidişat soruyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun? Hep korkarak yaşıyorum kızım. Kendim için değil çocuklarım için. Niye korkarak yaşıyorsun? Yani ne bileyim hayat ne olacak? Ben 5 çocuk okuttum. Hiç böyle bir şeye karşılaşmadım. İlk olarak karşılaşmadım. Kaç yaşındasın? 66, 65, 66'ya girdim. Hiç gençliğinde bu kadar fazla bir kriz görmüş müydün? Yok zaten biz hep Fransa'daydık, şeydeydik. Ben ne bileyim ya. Sen hep Avrupa'daydın. He ben hiç yaşımda da bir zorluk görmedim. Gençliğimde de, yaşlılığımda da ama gençlere üzülüyorum. Fransa'da millet soruyoruz. Vallahi hiç sormasanız dahi ekonomik gidişat çok kötü. Memnun muyuz? Hiç de memnun değiliz. Niye memnun olalım ki? Neden? Nasıl neden? Şimdi bak sandalet almaya çıktık. Alamadık, geri çıktık geldik. Bazıları diyor ki şükretmiyorsunuz, ekonomi gayet iyi dediler az önce. Acaba o diyenler kim? Diyenler kim acaba? Çok merak ediyorum. İşine gelen diyordur, işine gelmiyor demiyordur. Biz memnun değiliz. Peki ne olacak biz böyle? Biz memnun değiliz. Bilmiyoruz, sonumuz daha kötü olacak bence. Sonumuz daha kötü olacak. Ev kiralar almış başını gidiyor. Market market geziyorsun. Acaba hangisi hesaplı, ne alsak diye düşünüyorsun. Bir yağ almış başını gidiyor, bir yumurtanın kurusu kaç olmuş. Gidişatımız hiç güzel değil. Asgari ücretle mi geçiniyoruz? Evet. Asgari ücretle geçiniyoruz. Ev kira mı? Yok çok şükür ev kira değil. Evimizi aldık kurtulduk da Allah'ın izniyle biraz geçinebiliyoruz işte. Ama yine de ona rağmen yetmiyor. Nasılmış hayat? Nasıl iyiymiş? Hiç de iyi değil. Geçinemiyoruz yine AK Parti'ye oy veririm diyenler var. Memnun olmayıp. Vallahi AK Parti'ye oy verenler yani cezasını çekiyor. Ondan yanı sıra da biz cezamızı çekiyoruz. Biz de çekiyoruz yani cezamızı ondan yanı sıra. Sizce yarın seçim olsa yeniden alır mı? Bizim millet yani akıllanmadığı için alır. Merak etmeyin. Hani çok akıllı. Belli çok akıllı. Benim akşam tabii. Canım meyve istedi. Hı. Biraz şeftali, muz olsa da yesek diye düşündüm. 2-3 dakika şükrettim. Baktım önümde muz olan şeftali. Allah gönderdi. Ha tabii öyle olur. Hep öyle olur zaten. Onları da Allah yaptı dediler. Tabii canım. Hiç kimse yapmıyor. Hep Allah'ın işi değil mi?
Hep gitsin herkese AKP'ye oy versin. Ondan sonra hepsini Allah yapıyor. Ne oldu millet kurtulacaktı? Ne oldu devlet hani kurtulacaktı? 2024'de ertelendi. Hedef 2020. Tamam, 2024'te herhalde yemeği ekmek bulamayacağız galiba. Heyecanlı mısınız 2024? Yok, hiç de heyecanlı değilim. Daha kötü olacağız diye bekliyorum. Fatih Sultan Mehmet'in kemiklerini sızlatma. Erdoğan'ı kazandırdım. Tabii tabii, aynen öyle. Kabardan petrol çıktı. Siz alabildiniz mi evinize? Yok. Bidonla falan? Yok, kim demiş onu? Petrol çıkarılmış. Biz hiçbir şey görmüyoruz. Biz doğalgaza ücretsiz, doğalgaz 2-3 ay ücretsiz verdiler, yazın verdiler. Kışın verseler de millet birazcık faydalansaydı ya. Elektrik faturası dünya kadar geliyor, su faturası dünya kadar geliyor. Aldığımızın yarısı faturalara gidiyor. Bu muymuş ekonomi? Düzenlenecek ekonomi bu muymuş? Ben inanmıyorum bu ekonomiye. Tasarruf edin dediler. Nereye tasarruf edelim? Markete gidiyoruz, bir tane markete gidelim diyoruz. 10 tane market seçip geziyoruz. Hangisi uygun, hangisi hesaplı? Pazara gidiyoruz, pazarın başından başlıyoruz sonuna kadar ancak çıkıp gelebiliyoruz. Ancak çıkmalara bakıp alabiliyoruz. Alamıyoruz yani, öyle bir şey yok. Çıkma neredeyse, hesabını neredeyse onu alıyoruz. Hepsi yalan. Hepsi yalan, söyleyen yalan söylüyor. Ekonomi falan yok. 2024 Mart'ta düzeliyor. Ya geç onları kardeşim, Allah'ını seviyorsan daha beter olacağız ya. Düzelme falan yok. Zamların sebebi Ekrem İmamoğlu. Tabii tabii. Herkes birbirini atıyor. Ekrem. Tabii tabii. Ekrem Kılıçdaroğlu ikisi ortak. Tabii hep öyledir zaten. AKP hiçbir şey yapmasa Ekrem İmamoğlu yapar, CHP yapar. Değil mi? Doğru söylüyorsunuz. O yüzden ben memnun değilim. Vatandaş olarak bu zamlardan, bu kesinlikle memnun değilim. Bu gidişle de memnun olacağımız da yok zaten. Gidişat çok güzel. Gidişat hiç güzel değil. Aynen öyle olacak. Hiç güzel değil. Yani güzel diyenler de bence tamamıyla yalan söylüyor. Tamamıyla AKP olduğu için yalan söylüyorlar. İşlerin öyle geliyor çünkü. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Tabii tabii öyle olur. Tatile nereye gittiniz? Yani? Tatile gitmedim ki ben. Niye? Vaktimiz yok, onun için gitmedik. Ağustos bitti, yaz bitti. Ağustos bitti, yaz bitti, biz gitmedik. Genç olarak hakkın değil mi? Hakkım ama gidemiyoruz işte, nasıl gidelim? Çalışıyoruz. Ne iş yapıyorsun? Pastanede çalışıyorum, pastacıyım ben. Ama olmuyor, gidemiyoruz. Akdeniz sahil, Ege sahil. Keşke gitseydi ama gidemiyoruz. Ütopik mi bunlar? Efendim? Bunlar ütopik mi, hayal mi? Bence hayal. Benim size soralım. Tatile nereye gittiniz diye soruyorum. Tatil mi? Tatil bırakmadılar bize. Tatile nereye gideceksin ki? Neyle gideceksin? Hangi parayla gideceksin? Kendi ülkemizde mülteci oldun. Yani desen şimdi neyle gideceksin? Para desen para yok. İş desen iş yok. Bir yerde çalışmak için gidiyorsun. Yabancılar çalışıyor, sen gidiyorsun. Bu ülkeye vergi veriyorsun, seni almıyorlar. Niye? Yabancılar. Suriye, Afgan'ı desen. En özel yere gidiyorsun. Beni almıyorlar. Bu ülkenin vatandaşıyım. Suriyelisi var, Afgan'ı var, yabancısı, bir türlü yabancısı var. Hangi parayla gidiyor? Para. Pırıl pırıl gençsin. Yani yok. Akdeniz sahil. Öyle bir hayal var ama yok. Öyle bir para yok. Neyle gideceğim? Şu an gençlerin arasında bir moda böyle yayıldı. Herkes yurt dışına gidiyor. Sizde böyle bir fikir var mı? Vardır. Vardır büyük ihtimalle. Ama para yok. Nasıl gideceğim? Gitmek isteseniz hangi ülkeye gitmek isterdiniz? Almanya. Neden Almanya? Türkiye'den farkı ne? Türkiye'de farkı yok. Burada da yaşam zor olduğu için, kendi ülkemde mülteci olduğum için orasını tercih ediyorum. Onlar bizi kıskanıyor. Kıskanma alakası yok. Şimdi burada kendi ülkemde mülteci olduğum sürece orada hayat daha güzel. Yani çalışma olsun, hayat olsun. Orada orayı tercih ediyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Vallahi hiçbir yere gitmedik. Niye? İhtiyacım, para yok. Neyle gideceğiz? Eylül geliyor, şöyle bir Akdeniz sahilleri, Ege sahilleri. Her şey para. Ne güzel söylüyorsunuz.